Biz tahtacıyık. Bizim ismimizi biz Aleviz tahtacı diye dağlarda çalıştığımız için tahtacılık ettiğimiz için bize tahtacı ismini öyle koymuşlar. Normalde Alevi kitlesindenik. Eski atalarımız dağlarda ağaç kesmişler böyle bıçkıyla, ondan tahtacı ismini koymuşlar. Ama şimdi gitmiyoruz. Şimdi iyi, herkes çalışıyor. Çocuklarımız neyimiz memur oldu, herkes ekmeğini alıp yiyor. Ama bizler çocuklar gelin kız istememiz neyi? Kızımızı Allah'a emri çökeriz, istedirik. Sonra verir, söz keserik, yüzük takarız. Sonra da bir nişan yaparız. Ondan sonra da bir düğün ederik, bir gün bayrak kaldırırız. Bugün biz buraya Akçeniş köyünün bahar şenliği için geldik. Ve benim köyümdür Akçeniş. Ben de bir şair yazar olarak katkıda bulunmak istedim. Çeşitli yemekler hazırlamışlar, çay demlemişler. Aşure'ye varıncaya kadar vardı. Tahtacıyım. Normal atalarımızdan gelen bu mesleği sürdürüyoruz yani. İşte işin durumuna göre değişik yerlere gidebiliyoruz. Şimdi tahtacılara neden tahtacı dendiğine değinmek gerekirse, şimdi Osmanlı'nın zulmünden kaçınca dağlarda yaşamaya başlıyorlar tahtacı Türkmenler. Şimdi dağlarda yapacak hiçbir iş yok. Hani herhangi bir geçim kaynağı yok, yiyecek vesaire sağlama olanağı yok. Tek yapacağı iş kaçak orman işçiliği ya da işte ağaçlardan, tahtalardan eşyalar yapılması vesaire. İşte bardak, kaşıktır vesaire. Sunniler o dönemlerde ovalarda yerleşik. Bizim tahtacı Türkmenler de dağlarda yaşadığı için Sunniler belli günlerde pazar kuruyorlar. İşte şu bu yemekti, meyve sebzeyle eşya vesaire satmak için. Tahtacı Türkmenler de dağlardan iniyorlar, o tahtadan, ağaçtan yaptıkları eşyaları vesaireleri orada satmaya başlıyorlar. Belli bir süre böyle devam edince Sünniler diyor ki bak tahtacılar geliyor diyor. Aslında bizim tahtacı toplumu kendisine taktığı bir isim değil tahtacı. Sünni ve diğer inanç gruplarının taktığı bir şey. Aslında meslekle özdeşleşen bir şey. Bizim yaşam tarzı ve mesleğimizle özdeşleşen bir şey. Antalya Elmalı Akçeniş köyündenim. Tahtacı kültüründenim. Bizim yaşamımız şu ana kadar hep ağıtlarla, acılarla, katliamlarla, dışlanmışlıklarla geçti. Yeni yeni benliğimizi buluyoruz. Babamın mezar yazıtına da yazdırdığım bir dörtlük vardır. Bu bütün bizim ölülerimizde ve günlük yaşamımızda çok kullanılan bir klasiktir. Ağıt da şöyle der. Yüce dağ başında bir çam oturur. O çam bizim yaylamızın başıdır. Yağmur yağar şipirdeşir dalları. O da bizim ela gözüm yaşıdır. İsmim Mehmet Ağlamış. Hayatım boyunca ağladım. Mesleğim icabı ormanlarda yaşadım. Rezillik, sevillik 65 yaşımı doldurdum. Hayatım boyunca Türkiye'nin dört bucağında çalıştım. Dört bucağında emek sarf ettim. Ağaçlar kestim. Arabaya da yükledim. Eşek katırla da çektim. 50 yıldır bu işi yaparım. Sıfırı bir türlü aşamadım. Devam etmekteyim. 3 oğlum var. Okudamadım. Üçü de benim gibi. Cahil kaldılar. Artık bir rahatsız olsak
Kazancımız doktor parasına yetişmez oldu. Hiç herhangi bir güvencemiz de yok. Hayatımızı böyle sürdürmekteyiz. Tahtacı olarak bizim tahtacının %65'i böyle devam ediyor. Ağlarda gezerim dağlar başında, dağlar başında, dağlar başında. Beni boş yerlere ağlatma Ali, hünkârım Ali, ecdadım Ali. Gözüm yaşından, gözüm yaşından, gözüm yaşından. Vuruş aylarımda çalatma Ali, hünkârım Ali, ecdadım Ali. Yaşından, gözüm yaşından, gözüm yaşından. Vuruş aylarımda çalatma Ali, hünkârım Ali, ecdadım Ali. Yoksa yâre mi? Yoksa yâre mi?